Başkanım öncelikle merhaba. Yağmurlu bir Nisan gününde ve merhaba dedik. Uzun bir ayrılık oldu. Bu zaman tarafında neler yaşandı, neler yapıyorsunuz? Kemer gündemi çok hareketli. Bununla ilgili sizden bir gündem değerlendirmesi alalım. Sağ ol, teşekkür ederim. Tabii ki beni biliyorsun, meşhur bir şarkım var. 35 yıl yağmurlu bir günde doğdum anamdan diye. Bugün sen röportaj yapalım deyince baktım tekrar yağmur ya. Demek ki bizim kaderimizde yağmur var. Ama yağmur da bereket demek. Demek ki biz buluştuğumuzda bir bereket getiriyoruz kemerimize. Gündem olarak kemer gündemi şu anda çok yoğun. Sen yok biz varız diyenler neler yapıyor görüyoruz, seyrediyoruz. Artık neler söyleyeceksiniz? Sözüm bir yerdeyiz ama başta ilk önce geçtiğimiz hafta yaşanan bir olay var. Hepimizin sevdiği Dadaş'ı kaybettik. Evet, evet. Şimdi çok yakın bir arkadaşımızdı. Evet. O da tabii ki o bizi gerçekten derinlendi. Ben bir erkek kardeşim yok ama bir kardeşim, erkek kardeşim ölmüş gibi çok üzüldük. Hatta çarşamba gün şurada geldi, beraber simit yedik, sohbet ettik, şakalaştık kendisiyle. Tabii ki bir ameliyat neticesinde çıktıktan sonra bir kalp krizi geçirmesi bizim hepimizi üzdü. Yani kemer üzdü. Çünkü Dadaş dürüst, mert, yiğit bir insandı. Kendisiyle 2009 seçimlerine o zaman sadece parti olaraktan girdik. Büyük bir mücadele verdik. 2014 yerel seçimlerinde ilçe başkanlıktan çok büyük bir mücadele verdik beraber. Hatta genel merkez bile sormadan işte ben adaylığını açıkladım deyip burada açıklama yapabilecek kadar yürekli, cesaretli, cesur bir arkadaşımızdı. 2015 seçimlerinde eşim biliyorsunuz 7 Haziran'da Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekili adayı oldu. 1 Kasım'da yine Milliyetçi Hareket ikinci dönem tekrar aday oldu. Bu adaylık sürecinde eşimin yanından ayrılmadan büyük bir mücadele veren, Kemer'de yerel seçimlerde yaklaşık MHP'nin oyunu 11 bin lira beraber çıkardık. Genel seçimlerde 6 bin civarında oya beraber çıkardık. Kemer için gerçekten Milliyetçi Hareket Partisi için de çok gerekli bir insandı. Kemer için gerekli bir insandı ama bizi üzdü, öksüz bıraktı. Halen bir şaka gibi inanamıyoruz. Evin içerisinde öyle. Hepimiz evde kapanıp ağlıyoruz. Ama demek ki Allah bizden daha çok seviyormuş ama gerçekten hem siyaseten hem kişi olarak hem bir aile lideri olarak yeri doldurulamayacak bir insan. Ben geride kalanlara başsağlığı diliyorum, sabırlığa diliyorum. Onunla da inşallah mekanı cennet olsun diyoruz. Bir gün cennette de onunla tekrar buluşuruz diyorum. Başkanım, son günlerde Kemer'de yapılan ihaleler, belediye başkanının oğlu, alın almaz işler yapılıyor ve bu Kemer gündeminde. Ve bununla ilgili hiçbir şey yapılmıyor. Siz bir belediye başkanısınız, kemeri yönettiniz. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Bana bir atasözü var. Su uyur, yılan uyumaz diye. Evet. Mutlaka uyanık olan birileri vardır. Bunlar öyle geçiştirdik. Yani daha gelir gelmez biliyorsunuz bir uyumcudan altından başlayıp devam eden bir süreç var. Ama hiçbir şey sümen altında kalmaz. Devlet bunun belli kurumlarında, yargımızda, emniyetimizde, jandarmamızda, her yerde bu işler bir gün gündeme gelirler. Tabii bizi aslında üzen şeyler, Kemer'in böyle şeylerle anılmasının, bu tür haberlerle çıkmasının bizi üzen o. Kemer gerçekten dürüst insanların, bir dünya Türkiye'deki insanlar ama Kemer seçkin bir insan topluluğuna, belli bir turizmde çalışmış, belli bir kültüre hizmet eden bir yerde. Buna belki de çok hoş şeyler değil. Ben biliyorsunuz 2011 yılında başlayan bir süreç vardı. 2012 yılında da bir gözaltı sürecimiz oldu. Ben 2011 yılında emniyet gelip belediyemizden ihale dosyalarını aldığında bir Ankara'da üçlü kurumlar var. Onlara götürüyorsun. Bir rapor alayım. Hani oluyor personelim hata yapmış olur, şey yapabilir diye. Gittim dosyaları bıraktım. Ertesi gün çağırdılar. Dedi ki ya bakın bu işten temizden ne istiyorsun? O dosyayı mı? Biz uzun yıllarda bu işi yapıyoruz. Üst üste konulduğunda bu kadar düzgün bir dosya daha görmedim. Şu makamın bir binanın içerisinde yüzlerce dosya var. Tutuklu belediye başkanı var, daire müdürü var, o var, bu var. Yargılananlar var. Bize araştırma için getiren dosya var. Ama şu an bizim önümüze gelen en düzgün ihale dosyası diye. Ve raporlarını yazdılar, verdik. Biz de zaten o zaman gözaltından sonra da raporlarımızı
mahkemede sunduk. Onun için ihaleler gerçekten çok önemli. Ama şimdi ben 2 gündür ortalık çalkalanıyor. Telefonlarımız kilitlendi. Bir tarafta Sayın Dadaş Başkanımızın acısı, öbür taraftan Kemer'in böyle bir şeyle anılması. İnan telefonlarımız kilitlendi. Yazanlar, dizenler ne olacağız diye. Yani Kemer'in böyle bir şeyle anılması çok hoş değil ama ben arayanlara şunu söylüyorum. Tarihini çok yanlış hatırlamıyorsam 2019-25 Mart'ta Kozo TV'de bir programa katılmıştım. O programdaki konuşmamı bir hatırlayın. Bugünlerin olacağını, bugünlerin yapılacağını ben bunu söylemiştim o gün. Ama tabii ki insanlar işte yeni bir aşk, yeni bir heyecan uğruna kapılıyor, gidebiliyor. Onun için ben gerçekten orada geçen sefer de söyledim Umut avukatımıza. Yani belediye biraz dizginlenmesi, biraz bunların yapılmasını neler getirebilirim. Çünkü biz şöyle bakarız, yani Kemer Belediyesi'ne gelecek olan bir kötülüğün Kemer halkına gelmiş olacak demektir. Kemer Belediyesi'nin suçlanması, Kemer halkının suçlanması demektir. Onun için biz bu suçun sınırlarının Kemer'in üzerinden uzak kalmasını, ki biz bunlarla ilgili en iyi mücadeleyi verenlerden bir tanesiyim. Yüzlerce defa savcılığa gitti, ifade verdik. Şikayet dedik, yaptık. Ama Allah'ımıza çok şükür alnımızın hakkında hepsinden çıkıp geldik. Ama şimdi düşünebiliyor musunuz? Şimdi bir ihale yapıyor belediyede. Bir şirketin temsilcisi orada ihaleye giriyor. Bir şirket adına, CEO'su ve aynı adam gidiyor Sayın Başkan'ın oğlunun şirketinin adına başka bir ihale giriyor. Şimdi Sayın Başkan çocuklarına işte bir konuşmasını sizin şeyde dedi. O konuşmaya bakıyorsunuz. Şimdi bir belediye başkanının oğlu da 3 trilyon liraya ihale alıyor. Yani hep siyasetçileri aileler yok etmişlerdir. Geçmişte bakın, şimdi ben isimlerini saymıyorum ama Türkiye'deki siyaset yapan insanların yakınlarına bir bakın. Bir günde Sayın Rahmetli Demirel Cumhurbaşkanı'na bir şene yakın çağırdı. Dedi ki Antalya'daki temsilcim sensin. Yeni bir parti grup şeyde 19 Mayıs'a Samsun'dan harekete geçiyoruz. Antalya İl Başkanı da sensin başkan demişti bana 1999 yılında çağırdığında. Ve tabii ki orada yeğeni Yahya Demirel bankadan dolayı yakalanınca Sayın Demirel'in rahmetlinin çok sevdiğimiz, çok değerli bir insan, Türkiye için gerekli olan bir insandı. Ama siyaseti yanında kaldı. Onun için siyasetçiler hep aileleri götürmüşlerdir. Mesela örnek şu karşımızdaki dükkanı ben yaparken işte Emin Gül şu anki ilçe başkan yardımcısı istedi. Ben yakınımız, aile birisi, eniştemiz diye yeri kiraya vermedim. Ki bu yani Kemer Belediyesi'nde veya idare diye yapanın en ayıplarından bir tanesi. Belki o gün burayı verseydim çok kınanacaktık ama o bize onu vermedik de düşman oldu. Başka şeyler peşinde, başka şeyler yapacağız diye bakıyor. Ama biz ben onu yapmakla hem Kemer halkının onurunu hem de Gül ailesinin onurunu kurtarmış oldum. Var mı Gül ailesinin onurunu zedeleyecek? 3 dönem belediye başkanlığı yaptım. Onurunu zedeleyebilecek. Bak çarşının göbeğinde oturuyorum, meydanda oturuyorum. Yani belediye başkanı yapıp o meydanda kaç tane belediye başkanı oturabiliyor? Herkesin ağzını aldı. Herkes bu meydanlarda oturup halka seçiminden ertesi gün çıkıp sokaklarda dolaşabilsin. Ama yapılanlar gerçekten çok kötü. Bakıyorsunuz. Şimdi bir NG oteli neymiş kardeşim bu otel ya? Yani Türkiye'nin en pahalı oteli yapıldı ya. Kemer'de Türkiye'nin en pahalı oteli yapıldı. Olur mu? Ozan'ın parasında 600 milyon euro mu ne harcandı şeye? Maxwell'e. Hiç duyduğumuz bir şey ya. Havuzunu şunu almış, çantasını bu almış, şunu mu almış, şunu almış. Hiç duyduğumuz mu belediye başkanı mı? Hatta bir mecliste Yunus Ergis bir şey yaptı işte, dere dükkanını bilmem neye almış diyor. Oteye çıktı, açıklama yaptık. Allah şöyle bir şey yok. O gün bir iftirayla da karşı karşıya kalındı. Ama hiçbir şey duydunuz mu? Yani bu olmaz, olmayacak olan şey. Bunu daha önceki sizlerle yayınımızda veya açıklamamızda da söylemiştik. İnsanlar birinci derecede akrabalar. Benim oğlum belediyeye saysalar 10 sefer gelmemiştir. Eşim 10 sefer, 15 sefer anza bir tanıtıyorum. O kadar dava açılmamıştır. Şimdi belediye başkanı adliyeden çıkmıyor. Yani onun için ben Kemer halkına, Kemer'e yakışan bir olaylar. Artık oğlundan Sayın Başkan nasıl mesafe koyar bilmiyoruz.
Ama o benim oğlumdur, ben ona destek veriyorum, Ahmetciğim de diyebilir. Ama bu oğlum benim yanlış yapıyor. Nasıl ben bir gün çıktım belediyemde bir eksiklik gördüm, Cumhuriyet Savcılığına şikayet ettiysem, Evet. ben aynı duyarlılığı, aynı şeyi Sayın Necati Topaloğlu'ndan da bekliyorum. O ben olsam oğlumu gider Cumhuriyet Savcılığına şikayet ederim eğer yanlış bir şey Aynen. yapıldıysa, ki zaten bunu herhalde bu kadar basın yazdığı sürece Bir de birileri sessiz dedim ya, kalması su uyur çok yılan önemli. uyumaz diye. Sessiz Uyanık kalıyor olan bir de. birileri vardır. Mutlaka ki bunlar bir gün bir masaya yatırılır. Suç vardır yok biz onu bilemeyiz, ama sadece bakıldığı zaman, kağıt üzerine bakıldığı zamanki olayları, halkın değerlendirme bakıyoruz. Bu kemer için hiç iyi olmadı. Yani gelindiği günden itibaren bakın 31 trilyon şey toplanmış, 33 trilyon ceza Ceza kesilmiş. yazılmış. Biz 35 trilyon lira alacak bıraktık gittik. Belediyenin bütçesi orada. Şimdi bir de şey var. Yatırım, hangi yatırım yapıyorsunuz ya? Nerede? Nereye, hangi yatırım gösterseniz ya. Ya gidin Tekirova'nın ana caddelerine bakın. Çamlıca'nın ana caddelerine bakın. Kuzdere'nin ana Öyle. caddesine bakın. Asamca ana caddesine bakın. Beldibi'ne bakın. Işır ışır caddeler. Göyne'ye bakın. Kemer 1, Kemer 2, Kemer 3. Yani altyapılarına bakın. Bir Evet. gram yağmur yağdığında döşenmiş altyapılarla yapılan o çocuk parklarına, her parkların içerisindeki basket oynayabilecek alanların yapımıyla yapılan parklara bakın, o yatırımlara bakın. Biz ne yaptı deniliyordu? Bir dolaşın bakalım Neler benim. yapıldı? Kurulan iki tane taş fabrikası, beton fabrikası, kum çakıl eleme fabrikası, arabaların bütün bakım yapan tamirhaneler, Evet. atölyeler, 170 tane araç. Yani 41 tane araç almışız, 170 küsür araçtan belediye bırakmışız. 9 milyon bütçeyle almışız, 114 milyon bütçeyle bırakmışız. Yani onun için bu laf gemisiyle işte piyasaya işte 3-4 tane insana konuşun işte belediye, yani bir şey olmasa da, ama hizmet yapıyorlar gibi dedikoduyla insanları kandırmaya kimse kalkmasın. Yapılan bir hizmet yok. İşte yapılan yerler, sahildeki yerler. Onlar da ne olacağını, ilerisini bilmiyoruz. Kiralığı Çünkü belli. iki tane dükkan yapmış. Buranın alanı, park alanı, park alanına yapılması gereken 6 metrekare. Evet. Şimdi ben biraz araştırdım belediyeden. Bunu tanki tarım alanına %100 imar yapılmış gibi yapmışlar. Ama o Gösteriyor. zaten tarım alanı değil orası. Tabii Park tabii park alanı. alanı. Onun için ilerisi ne olur bilmiyoruz. Aynı şekilde Çok asfaltın yeri güzel suyu. ama. Bir terslik var. Ben hiç oraya bina yaptırmadım. Geçmişte Hasan Şeker'in rahmetli hiçbir Mehmet Emin Minta yaptırmadı. döneminde değerli bir büyüğümüzdür, belediyemizin kurucusu. Onun döneminde bir bina yapılmış. Sonra geçti Asbaba geldi çalıştırdı. Hasan Bey geldi yıktı. Aynı binayı yerine yaktı. Yıkattı. Yine biz yargılandık. Aynen. Mahkemelik olduk. Hiç kira kontratında da imzam yok. Ne bina Sözleşmede de yapılırken yok imzam şey. yok. Ama her şey de Şimdi sizin yine yerde. bunu geldiler, ya bu bina fazla burada işte 6 metre büyük dedi. Tekrar yıktılar. Yerine Bina tekrar inşa yenisi edildi. yapıldı. Geçen Bakıldı. mahkemede de söyledim. Hakim dedim 2024'te ben yine belediye başkanı olacağım. Yine ben yargılanacağım burada diye. Şimdi bina yıkılanın yerine yenisi yapılıyor. Yine verilmeye devam ediyor. Ama tabii ki onun yanında da şimdi ihale, bugün belediyenin yerler, geçen size de söyledik. Bunlar ekonomik verilmesi lazım. Al şimdi Cumhuriyet Meydanı. Yani 6 milyon ihale veriyorsun. İkinci teklif de 5 milyon galiba. Adam almaz, ikinci teklife İkinci niye teklifi vermedin? vermedim. Niye iptal Ya çağır ettin? ikinci Ya, teklif, ikinci aynen. teklif. Sen ona niye verdin? Düşün, bu sene 2,5 milyona veriyorsun. Belediye zarar Hangisi etti. doğru? Belediyede zarar Yani etti bu arada. bu açık açık gözle görünen bir kamu Zararı zararı orada. ortaya. İhalelerdeki yerler, sahile bakıyorsunuz, sahilin dibindeki yerler 3'er 100 bin liraya kiraya gidiliyor. Yani ben yani şu anki gidişatın kemer için, kemer halkı için, ben gerisi beni ilgilenmiyor ama kemer halkının ismi taşıyor Kemer Belediyesi. Bizim onlara 3 dönem belediye başkanı yapmak için heyecanı bıraksınlar. Oğlanı, yardımcıların oğlanlarını oradan bıraksınlar. Şimdi MNG'ye bakıyorsun kardeşim, işte sıpasını şu almış, marketini bu almış, burasını bu almış, Paylaşılmış yani. paylaşılmış. Yani bunların da herhalde birileri gidip artık araştıracaktır. Bugün Kemer'de kat yüksekliği otellerin 13,5 metredir. Sizlerden duyuyoruz. Ben gelip içine bakmadım diyor. 15 kat bina yapıldı diye içerisine. Bunlar ne olacak? Yapan adamlara ne olacak? İnşallah ruhsatı kanun uydurulmuştur. Biz Kemer'de bakın bir otelin yıkılması, bir yerin yıkılması çok kötü. Biz 42 otelden yargılandım. Ama bir tanesinin üstüne adam çıkarıp yıkmasın. Kesinlikle.
Neden? Çünkü burada 42 tane oteli ben yıkıyorum diye çıksaydım kemer turizm biterdi. Hadi otellere acımayalım ama bu esnaf biterdi. Onun için biz hapise girmeyi göze aldık otelleri. Çünkü yaptıran ben değilim. Ruhsat veren ben değilim. Bana ne geç yapılmış? Dimdik ayakta durduk ve netice otelde ama kemerde turizmi de yok etmedik. Onun için biz kemerin daha iyi şekilde ismini alınmasını istiyoruz. Bu konularla ilgili de mutlaka birileri görüyordur. Görmeye de devam edecek. İnşallah yargı gereğini yapar diyelim. Başkanım. Başkanım bu arada hemen şey soracağım. Merhum İsmail babanızın vasiyetiyle ilgili olaylar ne aşamada? Son durum ne? Bana tabi babam malına mülküne sadık, sahip, kimseye 5 kuruşunu yedirmeyecek nitelikte yapıda bir insan. Bunu en iyi bilenlerden birisi ben. Ama babam bakın benimle küs olduğu dönemlerde hep babam soyulmuştur. Evet. Şimdi biz beraber işte şu otel, yanındaki otel, biz arsa babamın şirket oteli üzerine yaptırttırdık. Şirket ortağıyız. %30'u benim, %70 babamın. Sonra %70'i benim, %30'u babamın. Sonra %100'ünü ben satın aldım. Devam ettik. Ortaklık yaptık yıllar boyunca. Ama zaman zaman aldı. Babamı müdür yaramadığımda bütün babamı söylüyor. Çünkü o insanlar da çünkü babamın şeyi yok. Hayat tecrübesi yok. Bir yaşanmışlığı yok. Sadece bir İsmail Ağa. Onun için onu kemirebilecek gibi onu babam işte ne kadar iyisin, kadar olsun sen bir ağasın diye gaza getirdiğinde tabi bu insanlar da hep beni kötülekten babamı götürdüler. Şimdi bakın babamın soyulduğu zaman bugün mahkemelere bakın babam beni şu soydu diye davalık olduğu dönemleri araştırdım. Babamla benim küs olduğumuz ve konuşmadığımız için. Çünkü onlar beni ayırıp babamı soymaya çalıştı. Şimdi düşünün 2000 Hali Hanım'ın ifadesi var. 2007 yılından itibaren kiraları, babam kiralı mentor diyor. Şimdi hanımefendi, babamın yıllık kira geliri 700-800 bin dolar. Şimdi şuradaki dükkanlar, bu dükkanlar 30 bin dolar, 50 bin mesela yeni. Şu piyano diye dükkan verildi. 270 bin liraya verildi. Gidin bakın maliyede kaç para görünüyor. Tabii bunların bütün araştırması gerçi yapılıyor. Bunların kiralarını, kira kontratlarını düşük gösteriyorsunuz. Bugün 14 yılda en 10-12 milyon dolar para yapar. Nerede bu ısma günü parası? Bunların hepsinin hesabı sorulacak. Bugün tabii ki bizim için de sevdiğim bugün mahkeme tereke de ilan etti. Bundan sonra kiralar belli yerde toplanacak. Bütün mallara tedbirlerimiz konuldu. Ama tabii bizi üzen en kötü olay geçen sene babamın sağlığına ilgilenmediği, babam belki vadesinden önce vefat ettiğinin artık kanısı bizde. Çünkü Anadolu Antalya'daki Yaşam Hastanesi'nden, Olimpos Hastanesi'nden, Amerikan Hastanesi'nden bütün babamın gördüğü raporları aldım. Bunları doktorlara incelettirdik, davalarını da açtık. Ama bunlara bakılırsa babamı bilerek, isteyerek yavaş yavaş yolcu etmişler gibi görünüyor. Ama tabii ki yanlış hesap Bağdat'la döner. Ben Gül ailesinin onuru için, babamın kemiklerini sızlatmamak için ama bize asıl bu malı mülkü bırakan, pehlivanlık yapan, gazma kürek, kasaplık yapan, ustalık yaparaktan bize bu malı bırakan patron dedenin ismini, kemiklerini sızlatmamak için mücadelemi sonuna kadar vereceğiz. Ama her şey söyleyelim iyiye gidiyor. İyi olacak inşallah. Biz de hep beraber bunu kemerde yaşayacağız. Önemli olan aile yok bizim iyi olmamız da biter ama kemerin de iyi olması lazım. Ben tekrar söylüyorum. Necati Başkan'ın miting konuşmalarındaki konuşmasına tekrar geriye dönmesini ama oğlunu da eğer bu olaylar gerçekten doğru biz bilmiyoruz tabii ki varsa da özür de dilemesini de biliriz. Varsa da ben olsam oğlumu gider Cumhuriyet Savcılığına şikayet ederim. İnşallah yürek vardır Necati Topaloğlu'na başkanım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.